Herkese merhaba, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün salonun yerine yayılmış durumdayım. Etrafımda da bir sürü bir şeyler var. Siz diyeceksiniz ki bunlar ne? Yılbaşı hediye setleri yapacağım. Birkaç küçük alışveriş yaptım. Aslında pek küçük denmez ama bir sürü ıvır zıvır doldurdum. Şimdi bunları güzelce kişisine göre kime ne yapmak istiyorsan paketleyeceğim. Etrafımda böyle şekerlemeler var. Gördüğünüz gibi M&M'ler doldurdum. Farklı farklı çok şey var, yaparken anlatayım istiyorum aslında ama özetle kutularıma çeşitli hediyeler, ıvır zıvırlar doldurarak şık birer yılbaşı hediye paketi haline getireceğim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi başlayayım birinci paketten. Mesela bu bir tane gördüğünüz gibi küçük işte makyaj çantası, kozmetik çantası ne derseniz. Buna şöyle bir şey yapmayı düşündüm. Böyle oje yapmayı seven birilerinin hoşuna gidecek şekilde şöyle şu küçük kutuyu alalım. Bunun içine şöyle minik bir manikür seti. Bunları gratisten aldım. Şöyle yerleştireceğim. Bir tane aseton koydum. Başka ne koyabiliriz? Böyle tatlı bir törp koyuyorum. Bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Arkasına da böyle küçük poşetler aldım Eminönü'nden. Çeşitli boylarda hep var. Bunları kullanacağım şeyleri böyle minik minik poşetlere koyup böyle de bağladım. Bu aşamaları sizinle paylaşmadım çünkü çok uzun bir video olacaktı o zaman. Ama siz de böyle basit fikirlerle çeşitli poşetlemeler yaparak mesela kocaman bir kutu şeker alabilirsiniz, çikolata alabilirsiniz. Ne almak istiyorsanız, hediyelerine ne eklemek istiyorsanız onları da böyle minik poşetlere koyarak kocaman bir paketi ekonomik olarak kullanabilirsiniz. Buraya ben tabii ki tam bir set olsun diye biraz pamuk koydum. Şu şekilde pamuğu da var. Başka şunu da şöyle yapabilirim aslında güzel durur. Evet. Bir tane el kremi koyacağım. Böyle pedikürlerde kullanılan süngerlerden. Ve tabii ki 3 tane 3 renk oje aldım. Onları koyacağım şu şekilde. Gayet. Başka bir şey mi kaldı mı koyacağım? Kalmadı sanırım. Şöyle göstereyim bakın. Böyle tatlı bir set oldu bu. Bunları da en son ambalajlayacağım. Onu ayrıca göstereceğim. Şimdi ikinci setime geçiyorum. Birinci setim burada. İkinci setimde şunu alalım. Evet aynen bu olabilir. Ev yapımı granolam var. Granola yapmıştım. Onu böyle tatlı bir kavanoza koydum. Böyle bir züccaciyeye gidip birkaç boyda kavanoz almıştım. Bunu koyacağım bunun içine. Bu birazcık sağlıklı yaşamak isteyenlerin, sağlıklı yaşayanlara uygun ya da diyettekilere uygun bir sepet olacak. Buraya kuru yemişler yerleştirdim. Bu küçük şişeleri Crate & Barrel'in Outlet mağazasından aldım. Gitmediyseniz mutlaka gidin. Çok ciddi indirimler var ve yılbaşı üzeri hediye almak için de çok iyi bir fikir. Böyle şişeler aldım oradan. İçine de kuru yemişle doldurdum. İşte üzüm, kaju ve badem koydum. Bir tane bu var içinde. Diyette olan ya da sağlıklı yaşayan birinin için protein bar var bir tane. Bunun içinde yeşil çayım var. Şöyle bir güzel kutu olsun diye yeşil çay. Başka bir şey kaldı mı bunun içine? Galiba bu kadardı. Evet, bu da ikinci setim olacak. Eminönü'nden aldığım şöyle kırpık kağıtlarım vardı. Koparabilirsem daha dekoratif gözükmesi için bunları şöyle aralarına koyup daha hoş bir şey haline getirebilirim. Ya hediye verirken nasıl gözüktüğü de bence çok önemli. Yani siz de minnacık bir şey alıyorsunuz bazen ama aynı kadar hoş bir poşette, işte pakette verilmiş oluyor. O yüzden de bence hediyeyi nasıl verdiğinde önemli. Bakın bence gayet tatlı bir paket oldu bu da. Şöyle göstereyim. Bunu dediğim gibi en son finalde hepsinin üzerini böyle bir jelatinle ya da farklı çiçekçiden çeşitli böyle kap kağıtları aldım. Onlarla kapatacağım. İkinci setimiz de tamam. Üçüncü setimiz benim favorim. Bence birçoğunuz da en çok bunu seveceksiniz. Böyle çocukluğumuzun şekerlemelerinden ya da birçok şeyinden, alışkanlıklarından bir şeyler koydum işte aslında anlatayım. Pamuk şeker, sevmeyen var mı? Yok. Koselva. Bunları da hep tek tek poşetledim. Çünkü kendi poşetleriyle koyunca daha böyle market poşeti gibi oldu. Ama böyle şeffaf poşetlere koyunca hem direkt görmüş oluyoruz. Tüpte çoko krem yemeyen herhalde yoktur. Tipi tip, bu da hepimizin bayıldığı sakız. Kolalı jelibon. Eti puflar. Bunların da kokusu bile çok güzel. Yani bu paketi verdiğiniz kişi bayağı böyle çocukluğuna gidecek.
Eğer ki tabii bizlerin yaşındaysa ona göre seçersiniz artık. Başka tombala bir tane koydum. Madem yılbaşı hediyesi tombala en klasiklerden. Onu da şöyle koyalım. Çantada cepte bonibon. Bonibonlarım var. Başka bunu da çok hepimiz severiz. Yani şimdi ben Mert'e de çok alıyorum. Böyle üflemeli baloncuk yapan neler? Sular, sabunlu sular. Bu da tatlı bir şey. Başka bu kadardı galiba bu da. Evet. Şöyle şıklık olsun diye bir tane de şeker koyalım. Bu da böyle bir paket oldu. Geçmişe yolculuk paketi olsun bunun da adı. Bunu da şuraya kaldıralım. Bir başka pakette birazcık erkek arkadaşlarınıza, sevgililerinize, eşlerinize, kardeşlerinize, artık erkeğe çünkü genelde ne alınır? Atkı, yılbaşında eldiven. Birazcık onu yiyebileceğini düşündüm ama tabii ki kız arkadaşınız için de olabilir. Şöyle bir kırmızı yılbaşı temalı atkı koyacağım içine. Ve yine deminki şişelere M&M'ler koydum. Böyle bir tane de M&M içine. Bunun içine başka ne koyalım? Seveceği ne olabilir başka burada? Bu kadar galiba. Bunda ikisi olsun. Atkı ve M&M. Az mı? Bence iyi. Tamam. Başka... Aa, kutum çıkmadı. Bir kutuya da neyse onu göstermiyorum ama siz yapabilirsiniz. İçeriden bir kutu alırım ben bunlara. Şöyle mesela kahve seven birine bir paket kahve, yanında bir tane güzel kahve bardağı hediye edebilirsiniz. Bu da benim gibi mutfak eşyalarını çok seven birine yapılabilecek güzel bir paket. Ben burada ambalaj olarak kavanozun kendisini kullanacağım. Bunu da yine Crate & Barrel'in outletinden aldım. Kilitli kutu. O yüzden de çok rahat hediyemizi saklayabileceğiz. Böyle çeşitli kurulama havluları, kurulama bezleri var. Renkler, işte farklı kırmızılar, maviler nasıl istiyorsanız, nasıl bir konsept yapacaksanız. Ben birazcık böyle sonbahar renkleri olsun istedim üstünde. Bunu kabın içine güzelce koyacağım önce. Şöyle olsun. Böyle yine outletten bunları buldum. Tuzluk, biberlik, mısır şeklinde ama renkleri çok güzel uyacak. Ve mutfak aksesuarları seven herkes de böyle şeyleri sever zaten. Başka bunun içine... Neredeydi? Ha bunlar. Güzel cupcake'ler için kağıtlar buldum. Cupcake kağıtları. Onları da şöyle. Bize aslında bu birazcık böyle vitrin görevi görecek. Cam mekan. Cam mekan değil, cam. Şunları da üstüne koyduk mu? Bakayım nasıl bir şey oldu. Evet güzel. Aslında bunun üstüne şuralara şeker, çikolata bir şeyler daha koyabilirdim. Şunlardan. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz ama birazcık benimki taştı. Yani biraz çikolata, biraz şekerleme, minik minik başka başka hediyeler alarak kendi setlerinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Aslında fikir bu. Siz dediğim gibi devamında nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bunu da böyle güzelce ne ambalajladık. Bence çok tatlı gözüküyor. Bana gelse gayet sevinirim. Üzerine bunların tabii biraz süsler yapabiliriz. Mesela bunu jelatinlemenin çok bir anlamı yok. Mesela şöyle güzel bir kurdele takabilirim bunun üstüne. Şöyle. Fiyonkunu da yapalım. Güzelce şöyle uçlarında. Ben kurdelenin uçlarına çok takığım. Böyle püskül püskül olsun istemiyorum. Daha güzel oldu şimdi. Bir de mesela ucuna bunun süs takabilirim. Ne takabilirim? Şu olur mu? Yok. Şu sanki. Olabilir sanki bu. Ya da sadece şöyle bir kozalak da bağlayabilirsiniz. Bu detayları yapmıyorum. Size bırakıyorum. Videonun da çok uzun ve sıkıcı olmasını istemiyorum. Başka nasıl bir alternatif yaptım? Mesela bunun içine bir mumlu kutu bu yine. Böyle bir mumluğun içine mesela. Şöyle... Mumları aldım. Buraya da çok tatlı bir ağaç süsü vardı. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Bunun üzerinde bakın fotoğraf koyma, çerçeve süs. İçine fotoğraf koyma yeri var. Mesela ne bileyim yeni çocuğu olmuş bir arkadaşınıza böyle bir şey alıp içine de bebeğinin fotoğrafını koyabilirsiniz. Instagram'da herkesin çocuğunun mutlaka fotoğrafı oluyor. Çok tatlı bir hediye olacaktır. Başka ne kaldı geriye? Aa şu var. Bence bu da çok iyi bir fikir. Şimdi... Bunu ben Pinterest'te gördüm ve bayıldım bu fikre. Çünkü ben çok fazla Milli Piyango bileti hediye eden biriyim. Çünkü çok son dakikacıyım. Hep böyle 3 gün kalır yılbaşının olmasına ne alsam diye düşünüyorum. Ay, Milli Piyango bileti alayım herkese derim ve en sonunda kendimi biletçide bulurum. Bunu
bir piyango bileti vereceksiniz bile nasıl daha tatlı verebilirsiniz şeklinde bir fikir olarak kullanacağım. Bunu hediye kartı koymak için yapmışlar Pinterest'te ama ben bunu Milli Piyango'ya uyarladım. Fikir çok basit. Bir tuvalet kağıdını kullanacağınız kavanozun boyutunda kalan kartonunu kesiyorsunuz ve bunun içine oturtuyorsunuz. İçine Milli Piyango biletinizi böyle kıvırıp koyuyorsunuz. Sonra da kim şeker çikolata sevmez ki? Böyle bir şeker kutusu alıyorsunuz ve de bu fikir şeker dolusu bir kabın içinde Milli Piyango hediye etmek. Şimdi ben bunları güzel güzel ambalajlayacağım. Aa bir şey daha kalmış. Şöyle bir şey yapmıştım bir de yine mutfak eşyaları seven biri için. Şöyle güzel bir mutfak saati, arkası magnetli. Yine bir kırılama havlusu. Böyle bir pasta spatulası ve bıçağı, tatlı bir şeker paketimizi güzelleştirmek için. Bunlar da bizim Pine & Mine defterlerimiz. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ortağımla yaptığımız, kurduğumuz Pine & Mine diye bir markamız var bizim. Şöyle gösterip kendi reklamımızı yapayım. Kırtasiye üzerine kişiselleştirilmiş hediyelikler üretiyoruz. Hediye kartları, defterler gibi. Bunları da yılbaşı için yapmıştık. Böyle bir hediye setinin içine yakışacağını düşünüyorum. Bu da böyle bir hediye seti olacak. Şimdi ben bunların hepsini ambalajlıyorum. Birazcık siz herhalde bitmişlerini göreceksiniz artık. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Eğer ki bu setlerden yaparsanız lütfen İrem Güze etiketiyle Instagram'dan benimle paylaşın. Çünkü bu videoları izleyip bir şeyler yapıyor olmanız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve eğer bundan sonra bir videoda karşılaşmazsak yeni yıla kadar mutlu yıllar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.